Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzlara düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Ey gariplerin sığınağı. Tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan Kerem-i sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımızı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşım, gurbetimde dostum. Kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşansın. Zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sanki şaşkınlara yol gösterirsin. Muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum. Görüyorsun ki sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek ve senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böyle mahzun, ırmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı. Hep hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sensin, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolun, Resulün yolu olunca ondan başka kime el bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevlam, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat. Ve aşkınla yandığım bir anda al canımı. Al ki ölüm aşkımın adı olsun. Ey Rabbim, ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeylere anmış bir zavallıyım. Ama sen öyle bir nur, öyle rahmansın, sen öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yaklaştır. Ne olursun ey Rabbim, imanla dirilt. Ey
sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip et. Bana isimlerinle güç ver Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururu. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ım, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla gelmek istiyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. Ya Rabbi, İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum. Ne olur Rabbim, ne olur Rabbim, boş çevirme huzurundan bizi. Buralardan boş gönderme ya Rabbi. Habibin hürmetine, Resulün hürmetine boş gönderme bizi. Affet bizi Allah'ım. Hani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraca çıktı ya, orada iki kul gösterilmiş ona. Efendimiz isim vermiyor. O iki kulu huzuruna çağırdı ve dedi ki, bu iki kulumun amellerini tartın. O iki kulun ameli tartıldı. İkisinin de günahları fazla geldi. Allah-u Teala dedi ki, bu iki kulumu da cehenneme atın dedi. Attılar. Bir süre yandı ikisi de. Sonra ferman buyurdu Allah-u Teala. Dedi ki meleklerine, bu iki kulumu çıkarın ve huzuruma getirin. Geldiler ikisi de huzura. Allah-u Teala dedi ki, ateşimi, azabımı nasıl buldunuz? Ya Rabbi dediler, ateşin çok çetin, dayanılmıyor, güç yetmiyor. Allah-u Teala dedi ki, o halde tekrardan dönün ve ateşe girin. Böyle deyince bir tanesi koştu, 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 kendini ateşlerin içine attı. Bir tanesi birkaç adım gidiyor, sonra bekliyor, arkaya bakıyor, bakıyor ki ses yok, birkaç adım daha atıyor, arkasına dönüyor, bakıyor, birkaç adım daha atıyor. Adeta ayak direğe direğe, ayak sürüye sürüye, gitmek istemiyormuşçasına arkasına bakıp duruyor ikide bir. Sonunda o da cehennem ateşinin içine kendini bıraktı. Bir müddet daha yandılar. Sonra Allah-u Teala bir ferman daha buyurdu. Dedi ki, o iki kulum onları bir kez daha çağırın dedi huzuruma. Çağırdı melekler, çıkarttılar.
Allah Teala dedi ki o koşarak kendini ateşe atana, sen dedi neden birden ben ateşe girin deyince koştun ve kendini ateşin içine attın? Ya Rabbi dedi, ben dünyada senin günahkar bir kulundum. Sevabım yoktu, ibadetim doğru dürüst yoktu. Senin günah olarak bildirdiğin, yapmayın dediğin birçok şeyi ben yapmıştım. Senin hiçbir emrini dünyadayken yerine getirmemiştim. Bari dedim, sen burada ateşe girin deyince, bari burada Allah'ın bir emrini dinleyeyim dedim ve kendimi koşup ateşe attım dedi. Diğer kuluna, o ayak direğe direğe gidene dedi ki peki sen neden böyle yaptın? Allah'ım dedi, ya Rabbi ben dünyada senin mümin bir kulundum. Ben namazlarımı kılardım, kulluğumu yapardım ama bazen nefsim beni kandırırdı. Bazen aldanırdım nefsime ve günahlar işlerdim. Sonra aklım başıma gelince aslında tevbe ederdim. Fakat günahlarım vardı. Sen bizi ilk cehenneme koydun, biz yandık. Azabın çok çetindi ya Rabbi. Sonra sen bizi çıkardın. Sen bizi çıkardıktan sonra tekrardan ateşe atacağını ben hiç ummazdım dedi. Bizi bir kez daha ateşe atacağını hiç ummazdım. Onun için ben durdum arkaya baktım. Belki dersin ki tamam gitme. Birkaç adım daha attım. Arkaya dönüp baktım. Belki gitme dersin ama baktım ki ses yok. Birkaç adım daha attım. Arkama baktım. Ses yok. Ben çaresiz kendimi ateşlerin içine bıraktım. Ama ateşin çok çetinmiş ya Rabbi. Çok çetin. Bu iki cevap da Allah-u Teala'nın o kadar hoşuna gitti ki bir kez daha ferman buyurdu meleklerine. Dedi ki gidin bakın. Ömründe bir defa la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş kim varsa. La ilahe illallah diyen kim varsa onları da çıkarın ve cennetime koyun. Çıkardı melekler. Bir ferman daha. Gidin bakın dedi. Kalbinde hardal tanesi kadar, zerre kadar iman olan kim varsa onları da çıkardı. Yani Allah-u Teala bizi affetmek için adeta fırsat kolluyor canlar. Peki biz neredeyiz ey Müslümanlar?